Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir açıklaması oldu. Bir yandan kavim atamaları da devam ederken sizin Strasbourg'da yaptığınız, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığınız konuşma eleştirdi. Ama cümlelerini tırnak içinde onun sözleriyle aktaracağım. Ee, Avrupa Parlamentosu'na gidip Türkiye'ye şikayet eden Ahmak sesleniyorum. Sana yazıklar olsun. Bu milletin sana verdiğine, kursandan geçirenlere yazıklar olsun. Bunun hesabını soracağım. Ee, ki ahmak buradaki sözcü de çok tartışmalı. Ee... Yani ben lafa bakarım laf mı diye bir de söylene bakarım adama bakarım adam mı diye derim. Yani önce bunu söyleyeyim üzücü. Biraz tabi seviyesine inmeyeceğim bir alan bu. Çünkü bu seviyesine defalarca inmedi, inmediğimi ve inmeyeceğimi seçim sürecinde dile getirmiştim. Ve bu seviye noktasında söyledikleri yaptıkları da zaten belli. O tarafına çok girmek istemiyorum ama oraya bir cümle yapmak isterim. 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında o olan şeyleri, biten şeyleri baktığımızda tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın ama çok tabii benim inmeyeceğim seviyede Yine ben ona e, devlet adamlığını e, hava e, devlet adamlığı yapmaya davet ediyorum. O yeter, bıktım artık davet edeydi O da bir karşılık bulmadı. E, birincisi ben Strasburg'da e, Türkiye'yi e, nasıl anlattığımı çok iyi biliyorum. Tamamı YouTube'da var. Bir iki kelimeyi bilgi edinip bunu söyleme. E, sadece işte böyle e, araştırmadan, lafını bilmeden bugün söylediğini yarın unutan kişiler e, ancak bunu yapabilir. 6-7 sene önce birini övüp bugün ona karşı tehdit savuranlar ancak böyle hatalar yapabilir. Ben o seviyeyi bilmiyorum ama ben Strasbourg'da memleketimi gayet iyi savundum. Onların söyleyemeyeceği, yapamayacağı derinlikte ve şiddetle mülteci konusunda, sığınmacı konusunda Avrupa'nın Türkiye'yi nasıl yalnız bıraktığını anlattım. Aynı zamanda buraya gelip raportör olarak çalışan heyete Hükümetin izin vermesi konusunun önemli olduğunu ve bu konuda hükümete teşekkür ettim. Birçok içeriği var. Ben orada gerekli şeyleri tek tek sıraladım. Bu konuda benim milliyetçiliğimi, benim milli duygularımı eleştirecek veya bunları böyle seviyelendirecek makamını bir kenara koyuyorum. Öyle bir Allah'ın kulu yok. Ben kimseyi sorgulayamayacağım gibi o da sorgulayamaz. Zaten Allah'a havale ediyorum onu ha çok haddini bilen bir tavrı olmadığı için Allah'a havale ediyorum ama ben orada memleketimle ilgili çok değerli çok güzel tespitler yaparak savunmamı da yaparak Avrupa'yı sorumluluğa da davet ederek cümleler kurdum. Üzücü bir İçişleri Bakanlığı'na yakışmadı.